Sevgili seyircilerimiz, değerli misafirler, bu gece Popstar'ın finalden önceki son gecesi. Bu gece artık Popstar'ın elemelerden, yani son elemeden önceki son gecesi. Ve bu gecenin son yarışmacısı, bu gece Orhan Gencebay şarkılarını okudular. Bir son Orhan Gencebay şarkısı daha. Bana kaderimin oyunu bu. Kaderimin oyunu ve İsmail geliyor huzurlarınıza. Evet, sizlerin de bildiği gibi 12. haftadayız. Finale kalan son hafta. Çok gurur verici bir şey benim için bu haftalara gelmek. Sayın Orhan Gencebay hocamla yapıyoruz çalışmalarımızı. Ve tabii ki onunla çalışmalar çok güzeldi. Benim için çok özel bir anılar bunlar. Dışarıda benim yerimde olmak isteyen arkadaşlarım da var, biliyorum. Tabii ki bu açıdan da ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendi bestesi, kendi söz müzik şarkısında Kaderimin Oyunu. Bunu seslendireceğim için. Umarım güzel bir performans çıkarırım. Umarım sizler de beni beğenirsiniz, ekran başındaki izleyicilerimiz de. Bu yalnızlık, bu dertler. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun, var olun. Bravo İsmail, bravo. Ne güzel bir şey, nereden buldun? Senin fikrin mi? Yok böyle bir icra. Sağ olsun Ayça Hanım. Bak. Yok bak, böyle bak bir ya. İcra. Sağ olasınız hocam, ellerinizden öperim. Olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir icra. Bu nasıl bir yorum, nasıl bir his zenginliği, ya Rabbi notları hissiyatınızla bütünleştirip o solistin tavrı musikisini de içine katarak yaratmış olduğunuz bu şaheser icra için sizi yürekten riyasız kutluyorum çocuğum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Pes. Bu kadar olur. Kendimi zor tutuyorum. Yani işte birinci bu dememek için. Zor tutuyorum kendimi. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Çünkü benim rengimi belli etmemem lazım. Hoş benim rengim yok zaten ama şu icrayla yani artık söylenecek söz yok. İki elim havada. Orhan, ne diyorsun? Harika, çok güzel. Fevkalade. Sağ ol evlat. Berhudar ol. Ellerinizden öperim. Teşekkür hocam. Ederim. Sağ ol. Sağ ol yavrum, sağ ol. 10 az. 100 veriyorum sana. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Kim bilir Orhan Gencebay şarkıları yazarken nerelerde neler düşünüyordu ve şimdi dinlerken ne zevk alıyor? Demet Akalın, ne düşünüyorsun İsmail için? Vallahi zaten ilk üçümdeydi İsmail ama tabii şimdi Bülent Hanım'ın dediği gibi biraz tabii birinciliğe daha yakın benim gönlümde de. Üstelik... Omuz attı değil mi? Ha? Omuz attı. Sanki bir tık. Ya Allah. Hani böyle atlar da böyle hani at başı mı deniyor? Bir tık bir şey olur ya. Tabii etkilemek gibi olmaz ama böyle bir de bir bu akşam olamaz. Süper şık. O Allahu ekber ya. Kravat gibi şeyine bayıldım. Sağ ol. Senin fikrin mi? Yok. Sağ olsun Ayça Hanım. Ama Ayça çok ilginç ve çok güzel. Ayça Hanım'a evet. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür 10 ederim. 10 puan. Çok modern. Demet Akalın'dan 10 puan İsmail'e. Orhan Gencebay en güzel eserlerinden biri. Hepimizin kalbinde büyük yeri var. Kaderimin oyunu kaç kere söylendi. Puanın 10, düşüncen nedir? Nasıldı İsmail? İsmail harika, çok iyi bir yorumcu. Sevim Hanım eşiniz başlangıçtan dedi beri. Ki, duydunuz mu? Aynen. Çok güzel. Sevim Hanım da çok güzel, tabii ki 10 dedi. Sağ olasınız. İsmail başlangıçtan beri hep çok güzel performans gösterdi. Çok güzel yorumladı. Bu eseri de aynı şekilde. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Bu benim 1972 yılında yapmış olduğum bir bestemdi. Bütün eserler hemen hemen 70'lerde yok, kavrulmuş. Şey,
her tarafta 2000'de, 1990'larda, 80'lerde, 70'lerde her tarafta var. 60'ların sonuna doğru da. Yani Sevim Hanım var mıydı 600... yanınızda? Efendim? 70'lerde var mıydı Sevim Hanım yanınızda? Tabii. Bilmediğim için soruyorum. Benim Dünyam. Hep size yazdı değil mi bunlar? Çoğu Sevim Hanım'a gitti. Tabii. Bu benim... Bir yangınlık şart. Bu da doğrudur. Şart. Ne dedi, ya dedi? Aşık olacak, ya maddi sıkıntı çekecek, yanacak. Yansın ki yaksın. Sanatçı tercümandır. Sanatçı insan duyarlılığının acı, tatlı, ekşi ne aklınıza geliyorsa tüm bunların ifadesini yapan tercümandır. Her insan her ifadeyi bir sanatçı gibi ifade edemez. Ama sanatçının görevi zaten budur. Bu tespitleri yapar çünkü kendisi de bunları yaşamıştır. Dolayısıyla sanatçı unvanını halkımız verir. Ama sanat yeteneği Allah vergisidir. Onu geliştirir, halkımızın karşısına çıktığı zaman yapıtlarıyla, yorumuyla ve halkımız onu görür. Evet, bu sanatçıdır dediği anda stardır, biz de popülerdir. Sizi göstererek bunu söylüyoruz zaten. İyi ki varsın Orhan Gencebay. Aynen, sizler için de. İyi ki varsın hocam. Sağ olun, bize sağlık hocam. Sağ olun, Serdar. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Berkudar olun. Sağ olun. Ve gittikten sonra kıymet biliriz. Bu sefer hayattayken biliyoruz. Bülent Ersoy, ne düşünüyorsunuz İsmail için? Söylediniz ancak puanınızı verdiniz. Son söylemek istediğiniz bir şey. Başka söyleyecek bir şeyim. 100. Teşekkürler hocam. 100. Sağ olun. İsmail'e jüri üyesi olarak gönlümden hakikaten 100 puan kopuyor. 10 puan İsmail. Sevgili misafirler, böylece 6 yarışmacımız sona erdi. Senin söylemek istediğin bir şey yoksa yerine uğurlayacağım. Programı kapatacağız. Çok mutlu, çok teşekkür ederim. Çok gurur verici bir şey. Sayın hocalarımdan böyle yorum almak benim için çok gurur verici bir şey. Sağ ol İsmail.